Yani ayrıntılar ortaya çıktıkça hepimizin kanı donuyor. Bir çocuğun katledilmiş olmasını, yani asıl olayı, konuşulması gereken olayı bir tarafa bırakıp bunun mücadelesini veren, bunun adalet mücadelesini veren, hak mücadelesini veren bir partiye saldırıyorsunuz. Esasında bir acı üzerinden siyaset yürüten ve bunu kutuplaştırma siyasetine alet eden kendileri, biz o ailenin Hüdaparlı olduğunu, AKP'li olduğunu bildiğimiz halde ilk günden beri bu davayı takip ediyoruz. Köye gittik, aileyle görüştük, hep yanlarında olduk, dayanıştık. Ama bugün gelinen noktada köyün tamamının o faillikten pay almış olmasından kaynaklı, yani evet herkesin susması ya da göz yumması ya da işte bu suça ortak olmasından kaynaklı şu anda bir soruşturmasının berraklaşmasını bekliyoruz. Yani otopsi raporunun sonucunu bekliyoruz, yani adli tıp raporunun sonucunu bekliyoruz, soruşturmanın netleşmesini bekliyoruz. Ona göre tutum alacağız aileye ve diğer köyde yaşayanlara karşı. Çünkü bu çok önemli. Yani bizim anlayışımızda faille muhataplık söz konusu değil. Özellikle kadın hareketi açısından söylüyorum bunu. Dolayısıyla bizim için asıl olan narinin hakkını savunmaktır, adalet mücadelesini vermektir. Ve esas olan da bir daha başka hiçbir çocuğun böyle bir şey yaşamaması için, aslında çocuk koruma politikasının geliştirilmesi için katkıda bulunmak istiyoruz. Yani biz diyoruz ki, yani bu devletin çok güçlü bir çocuk koruma politikası olmak zorunda. Yani çocuğun üstün yararını gözetme meselesi uluslararası sözleşmelerde Türkiye'nin de imzasını koyduğu şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Daha da önemlisi, toplumunda gerçekleştirilen bu çürüme, bu yozlaşma yine iktidarın gerçekten zihniyetinden kaynaklanıyor. Yani esas bu zihniyetin değişmesi, dönüşmesi, durması gerekiyor. Bununla da mücadele ediyoruz bir yandan. Yani biz biliyoruz ki kadın cinayetleri de, çocuk cinayetleri de politiktir. Kaybettirilmeler politiktir, şiddet politiktir. Bu iktidarın yürüttüğü siyasi anlayıştan, zihniyetten ve söylemlerden ileri geliyor. Bugün toplumda yükselen şiddetin temel motivasyonu, kaynağı budur diyoruz. Ve binlerce yıllık, 5000 yıllık erkek egemen toplum anlayışından ileri geliyor. Biz bununla mücadele ediyoruz. Dolayısıyla esasında bizim mücadele ettiğimiz taraf AKP, MHP de değil, Hüdapar da değil baktığınız zaman. Biz bir bütün bu faşist, ırkçı, cinsiyetçi, dinci anlayışla toplumu çürütmek isteyen herkesle mücadele ediyoruz. Dolayısıyla da şu anda onlar bu anlayışı sahiplendikleri için de karşımızdaki düşman onlardır. Bunu böyle ifade edebiliriz. Yani siz çocukların, kadınların hayatını gerçekten hiçe sayıyorsunuz. Şiddete açık, katliama açık bir hale getiriyorsunuz. Biz bu toplum kırımın, bu kadın kırımın ve bu insanlığa karşı işlenmiş suçun karşısında da direnişle gücümüzü büyüteceğiz. Böyle bunu ifade edebiliriz. Bu şekilde, yani Narin küçücük bir çocuk. Narin'in ölüm şeyinde herhangi farklı bir şey aramamak gerekiyor. Ama aile içindeki ya kirli ilişkilerdir, ya Narin'in ailenin böyle şeyine dokunan bir görüntüdür. Velhasıl aile, Narin aile içinde yok edildi. Asıl bizi, toplumu ilgilendiren şu. Yani bir o Narin'i öldürenden tutalım, orada cenazesini saklayan, bunu görüp de susan, herkes bir bütüne o Narin'i öldüren kadar suçludur. Yani ne olursa olsun hepsinde bu suç ortaklığı vardır. Ve hepsinin de cezasının aynı derece olması gerekiyor. Önemli olan şu, bu cinayeti neden sakladılar? Muhtemelen aile içi bir sırdı, herhangi bir şeydir. Hani buna da bir şey demiyoruz ama sorun şu, sorun o delillerin karartılmasına dönük arama yapanların yaptığı, verdiği yoğun bir çabadır. Asıl şey olması gereken, yani burada eleştirilmesi gereken, gündemleştirilmesi gereken bu. Yani neden bir katil, katiller sürüsü neden korunmaya çalışılıyor?